Arkadaşlar şu an Kastamonu'dayım. Kastamonu Valilik Meydanı. Müthiş, tarihi, özel bir yer. Şöyle göstereyim hemen size de. Bu arada hoş geldiniz tabii. Herkes internette, sosyal medyada, televizyonda, dergilerde kesinlikle kayak yapan birilerini görürken ben bunu yapabilir miyim diye kendine sormuştur. Ben de bunu bir görev edindim ve sizi buraya 40 kilometre mesafede Ilgaz Dağ Milli Parkı var. Birazdan oraya götüreceğim. Ve günübirlik oraya giderseniz size kayak takımı, kıyafet, yeme içme, ulaşım, teleferik, hatta kalmak isterseniz birkaç otel hakkında da bilgi vereceğim. Tabii ben bu konuları %100 bilmiyorum. O yüzden önceden araştırmalar yaptım. Orada çalışan arkadaşlarım vardı. Onlardan da bilgi edindim. Ve şunu öğrendim. Yukarı birazcık pahalı. Yani burada şehirde bir yemek yerseniz ya da bir otelde kalırsanız buralar 12 ay boyunca, yani bunlarda sezon olayı yok biliyorsunuz. 12 ay boyunca faaliyet gösterdiği için yukarıya göre ucuz olması gayet normal. Yukarıda da Aralık, Ocak ve Şubat aylarının aktif olduğunu düşünürseniz oldukça pahalı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü yılın dörtte birinde sadece faaliyet gösteriyorlar. O yüzden fiyatın 2-3 katı olması gayet normal. Orayla ilgili size birkaç tane tüyo vereceğim. Mesela ilkini söyleyeyim, yukarıya gitmeden önce çok çok iyi bir şekilde kahvaltı yapmanız, tıka basa karnınızı doyurmanız. Saat 7-8 gibi yola çıkacağınızı düşünürsek, ne kadar iyi bir kahvaltı yaparsanız yapın, öğleden sonra acıkacaksınız. O yüzden yanınızda termosunuzu ya da diğer yiyeceğinizi, kekinizi götürmenizi tavsiye ederim. Ama uzun süre tok tutacak bir tavsiye istiyorsanız, bazıları buna burun kıvıracaktır büyük ihtimalle, ama şöyle bir tavsiyem var. Çemensiz olacak. Pastırmalı pide yaptırıp yemeniz. Ben bunu yiyeceğim ve yukarıya doğru gideceğim. Tabii ben bugün kayak yapmayacağım ama ya size göstermek amaçlı. Nerede, nasıl yersiniz, nereye yaptırırsınız, bilgi vermek amaçlı. Birazdan o pideyi afiyetle yiyeceğim. Oldukça da açım. Zaman kaybetmeyeyim çünkü hava çok soğuk. 1-2 derece, tatlı da bir rüzgar esiyor. Yukarıda hava nasıl bilmiyorum ama sis de varmış. Umarım biraz dağılmıştır. Hemen zaman kaybetmeden isterseniz yola çıkalım. Evet, tabak oldu. Pastırmacısına geldim. Kolay gelsin. Bir ekmektir. Bir ekmek yalan mı? Aynen. Evet. Kaç gram koyuyorsun ekmeği? 100 gram. 100 gram çemensiz pastırma var. Pul biber. Evet, şu an tabak olundan çıktım. 100 gram soğanlı, bol soğanlı pastırmamı aldım. Hemen yan tarafta bir pideci var. Evet, şu. Evet, Tabakoğlu pastırmacısından pastırmayı 15 liraya aldım 100 gramını. 10 liraya da pişirme ve açık ayran masrafı var. 25 liraya oldukça iyi bir şekilde doydum. Şimdi yukarı gideceğim. Ben kendi arabamla gideceğim ama size buradan kalkan minibüsler varmış. Onların saatlerini ve süresini söyleyeceğim. Çünkü herkes yukarıya gitmek istemeyebilir. Herkesin kış lastiği yok. Ya olsa bile bembeyaz bir kara örtüsünün içinde araba kullanmak istemeyebilirsiniz. Onunla ilgili saat bilgisi vereceğim. Hemen o minibüslerin olduğu yere gidiyorum. Belki de bu saatte kalmadı ama yine de bilgi alıp nedir ne değildir size söyleyeceğim. Şu an Cumhuriyet Meydanı'nın 300 metre ötesinde bir merkez ortaokulu var. Onun tam arkasındayım. Sabahları 8.30, 12.30, 17.30'da buradan gidiyorsunuz. Giden arabalarda hemen 9.15, 13.30 ve 18.30'da tekrar geri geliyorlar. Arkadan fiyatlara da baktım. Buradan Ilgaz Dağı'na 15 liraya gidip 15 liraya minibüste geliyorsunuz. Aşağı yukarı 40 dakika sürüyor. Milli Park'ın girişindeyim şu an. Derece -6'yı gösteriyor. Bakın tesisler şu sağ tarafta. Düz giderseniz yine Ankara tarafına gidiyor. 1712 metredeyim. Tabi burada şöyle bir durum var. Girişte yine para ödemeniz gerekiyor. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Şöyle 15 lira mı? Evet. Aslında bakıyorum şahıs 5 lira, bisiklet 5 lira.
Tamam, 15 lira. Teşekkür ederim. Karavan 33 liraymış. Çadır 25. Otobüs 135. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Tabii ben şahsi arabamla geldiğim için 15 lira verdim. Siz minibüsle gelseydiniz böyle bir parayı ödemeyecektiniz. Şimdi sizi manzarayla baş başa bırakayım. Gerçekten çok çok güzel. Buraya kar yağmış arkadaşlar. Taze bir kar yağmış yerde. Bayağı bir yığılı, o yüzden zorlanıyor araba. Kış lastiğimiz varsa da tehlikeli. Ya da şöyle dört çeker bir arabanız olacak. Artistiniz yapacaksınız her yerde. Gazdağındayım, 1800 metrelerde. Arabayı da buraya park ettim. Girişte zaten 15 lirayı ödediğim için içeride herhangi bir otopark ücreti almıyorlar. Herkes arabalarını aşağıya doğru park etmiş. Bilen bilir zaten ama ben kısaca bir şeyden bahsedeyim. Ya benim arabamda gerçekten iyi bir kış lastiği var. Daha da yeni aldım. Yani dişleri falan çok sağlam. Ama şunu belirtmek istiyorum. Eğer rampa çıkıyorsanız kış lastiğinizle kesinlikle durmayacaksınız. Yani bir zincir etkisi yaptığını düşünebilirsiniz ama asla öyle bir durum yok. Eğer durursanız rampada, bakın dimdik burası, bu arabanın oradan kalkma ihtimali yok. Tekrar geri gidip bir düzlük bulup hızlanıp tekrar çıkmanız gerekiyor. O yüzden yokuş çıkıyorken arabanızla lütfen durmayın arkadaşlar. Çok birinci viteste, bir de çok gaz vermeden yavaş yavaş o rampayı çıkın. İnerken de zaten frene basmanıza gerek yok. Yavaş yavaş birinci ya da ikinci viteste arabanın kendi hızıyla ağır ağır inebilirsiniz. Frene basarsanız çünkü kayacaktır. İlk şu şeyleri soracağım ben burada. Bak yine dört çekerin gücü. Gerçekten etkileyici. Kayak takımının fiyatlarını soracağım. Yani kıyafet, kızakların, kayakların, batonların, bir bakalım ne diyecekler. Evet, hafif bir kar yağışı var burada. Yani tadınızı kaçıracak seviyede de bir sis var. Aslına bakarsanız yine de kalabalık. Burada kiralık kayak, snowboard, kıyafet diyor. İçeriye girip isterseniz bir soralım. Bakalım ne diyecekler. Yeşil eski güzel kapılar. Evet, içeriye sordum. Şu gördüğünüz kırmızı kızakları kiralamak isterseniz saatliğine 25 lira ödüyorsunuz. Kayak takımının kirası 70 lira. Snowboard'un kirası 80 lira ama yukarı çıkmak istiyorsanız teleferikle artık kask zorunluluğu gelmiş. Yanına 20 lira daha eklemeniz gerekiyor. Yani kayak takımı 90, snowboard da 100 lira oluyor. Kıyafet için arkadaşlar 30 lira altı ödüyorsunuz, 30 lira üstü ödüyorsunuz. Gözlük de işin içine girerse 20 lira da onu ödüyorsunuz. Benim hiçbir şeyim yok ve üstümdeki kıyafetlerle buraya geleceğim derseniz kayak takımı ve kıyafet size 150 liraya veriyorlar. 20 lira da yine gözlüğe verirseniz 170 liraya yukarıya tamamen giyinmiş halde çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. 170 lira da buraya ekleyelim isterseniz. Şu an teleferiğe bindim, yukarıya doğru çıkıyorum. Tek binişlik arkadaşlar, kayak yapmayacaksanız, yukarıya çıkayım ineyim diyorsanız 15 lira. Gün içinde sürekli kullanacağınız bir kart almak istiyorsanız 75 lira para ödemeniz gerekiyor. Yani buraya da bir 75 lira yazalım. Bu kayak yapan arkadaşları hemen size göstereyim. Bakın bu 2 kilometrelik bir pist. Sizi hemen yakın bir yere çıkarıyor zaten teleferik. Şu ağaçları da göstereyim. Muazzam manzara. Yani bugün sisli puslu ve ne olursa olsun hafta içi. O yüzden çok kalabalık değil ama hafta sonu gelirseniz, havanın da iyi olduğu bir gün gelirseniz
Burada acayip bir trafik oluyor. Özellikle teleferiğe binerken inanılmaz bir trafik oluyor. Bu da sizi birazcık canınızı sıkıyor. O yüzden tavsiyem o Yurdun Tepe'ye gitmeniz. Çünkü 6 kilometrelik bir pist. Kayarken yorulacağınız bir pist hatta. Şöyle göstereyim aşağıya falan da. Gerçekten çok iyi. Arkaya da bakalım. Bu arada şöyle bir tavsiyede bulunayım. Eğer gelirseniz ilk Ankara Üniversitesi'nin kayak kiralama yerine uğrayın. Çünkü diğer yerlerden baktım neredeyse her şeyde bir 5 lira 10 lira daha ucuz. Yani 40 lira 50 lira daha ucuza gelecektir. O yüzden oraya uğramanız sizin için daha faydalı olabilir. Çok güzel oldu bu arada burası. Hemen göstereyim arka tarafı yine. Bakın sis pus acayip. Görünmüyor bile kayak yapanlar. Şu arkada da daha dik bir pist var. Burada elinizle tutunarak yukarı çıkıyorsunuz. Çok güzel oldu gerçekten. Ya yemek olayından bahsedeyim. Kastamonu'nun en popüler sucuk ekmekçisi vardı aşağıda. Burada bir stand açmış. Kastamonu'da 10 liraya satılan sucuk ekmek burada 25 lira. İşte görüyorsunuz yani 2-2,5 kat, 3 kat fiyatlar fark ediyor. Ankara Üniversitesi'nin tesisinde eğer yemek yerseniz, şu manzarayı da kaçırmayalım. Yemek yerseniz kahvaltıya 30 lira, öğle ve akşam yemeklerine de 45'er lira dışarıdan gelerek veriyorsunuz arkadaşlar. Tabii diğer yerlere giderseniz öğünü 100 liraya gelecektir. Yani biz öğle ve akşam yemeğini mi katalım? Yok, sadece akşam bir öğünü söyleyelim. Burada bir öğün Ankara Üniversitesi'nde yemek yediniz 45 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çay içtiniz, çay 5 lira. Salebe'de 15 lira, 20 lira civarı bir para ödüyorsunuz burada. Şu an duracağım yere geldim. Hazırlanayım ben. Şuradan geliyorsunuz. Hemen sol tarafa doğru kayarak tekrar hemen 2 kilometrelik mesafeyi tekrar tamamlıyorsunuz. Göstereyim, gerçekten çok sakin. Yani şu an okullar tatil ama tabii rüzgar var, hava çok soğuk. Herkes otele gitti zaten, az önce gördüm. Evet, bunlar da borçlular. Çıkarken bile böyle değildi, hemen birkaç dakikada acayip değişti. Keşke diğer elime de eldiven taksaydım. Evet, gezimi bitirdim. Az önce teleferikteydim. Zaten teleferik de bitti yarım saat, 40 dakika önce. Saat 5'i 40 geçiyor şu an. Telefonum o kadar soğuktu ki, yukarıda rüzgar esiyordu, kapandı. Yeni açıldı. Ben de hemen şu finişi yapayım diyorum. Yani ne kadar tuttu toplamda bilmiyorum. Neyi söyledim, ne eksik kaldı onu da bilmiyorum. Ama siz ekranda görüyorsunuzdur şu an kaç lira tuttu. Ben yavaş yavaş geri dönmeye başlıyorum. Tahmin ediyorum 300-400 liranız yoksa günübirlik kayak yapmaya gelemezsiniz arkadaşlar. Ha, otellerle ilgili de son birkaç bilgi vereyim. Burada Ankara Üniversitesi'nin oteli var. Yani normal, orta direkli otel. Geceliği 200 lira ve tam pansiyon. Yani yeme içme hepsi öğün başına, işin içinde. Perko'nun bir oteli var, 4 yıldızlı. O da 1 kilometre falan aşağıda. Oraya giderseniz de az önce aradım. 1 Şubat'ta yer varmış. 2 kişilik odaya 2002 lira istiyor arkadaşlar. Yani kişi başı aşağı yukarı 1000 lira veriyorsunuz. Şu arkada da Kayak Federasyonu'nun odası var. Orada 2 kişilik odaya da 750 lira veriyorsunuz. Mesela bugün yer var dedi kendileri. Yani Ankara Üniversitesi'ninki nerede kalıyor? Şurası. Şu 400 lira. Şurası 750 lira, 2 kişilik odadan bahsediyorum. Aşağıdaki Farko'ya da 2000 lira vermeniz gerekiyor. Orası bayağı oldukça lüks bir yer. Yanımda çayımı da getirmiştim. Yavaş yavaş veda edeyim artık. Şimdi dönüşe geçeceğim. Saat 6'ya geldi. Hava da kararmaya başladı. Buzlanma olmadan hemen dönmek istiyorum. Umarım iyi bir gezi olmuştur sizin için de, aydınlatıcı olmuştur. En azından az çok sporla ilgilenen biriyseniz çok rahat kayak yapabileceğinizi düşünüyorum zaten. Bilmiyorsanız da bir kere gelin bu işi deneyin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.